Merhaba sevgili öğrenciler. Bursluluk hazırlık videolarıma devam ediyorum. Bu kez Türkçe dersiyle sizlerle beraberim. Toplamda 20 soru sizlere çözeceğim. Bursluluk sınavlarına girdiğinizde karşınıza çıkabilecek sorular hazırlamaya çalıştım. Türkçe dersinde konular gerçekten çok. Alabildiğim kadar fazla konu almaya çalıştım. İsterseniz verimli olması için her sorudan önce siz videoyu durdurup kendi cevabınızı yapın. Daha sonra benim cevabımla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen birinci sorudan başlayalım. Bir e, dörtlüğümüz var. İlk önce soruyu okuyalım sonra bakalım buraya. Dörtlüğe göre şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Okuyalım. Bendedir öksüzlerin çektiği çile. Gözyaşımı oya yaptım mendile. Ağlasam sesimi yattığı yerden bile duyacak analar bilirim. Hüzünlü olduğu, pişman olduğu, tedirgin olduğu ve çekingen olduğu yazıyor. Pişman değil, çekingenlik de bu dörtlükte yok, tedirginlik de yok. Bu dörtlükte hüzünlü bir e, duygu var, hüzünlü bir ifade var. O yüzden cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkını işaretleyelim. 2. Aşağıdaki kelimelerin hangisi sesli ile başlayan bir ek aldığında son harfi yumuşamaz. Deneyelim. Yiğit. Mesela yiğide der, yazarken böyle yazarız. Yani sondaki t harfi yumuşayıp d harfine döner. Ağaç. Örneğin şöyle yazarız. Ağacı. Bakın ç harfi c'ye döndü. Kürk. Kürkü. Ne oldu? K harfi değişmedi. Sertti ve sert olarak duruyor şu anda. Demek ki bu yumuşamıyor. C şıkkını işaretleyelim. Çorap sözcüğüne bakalım. Çorabı. Bakın P harfi B'ye döndü. Yumuşadı yani bir ek geldiğinde sesli harfle. Cevabımız C şıkkı oldu. Üçüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi birleşik kelimedir diyor. Kolay bir soru. A şıkkında tuzluk var. Bu türemiş bir kelime birleşik kelime değil tuz sözcüğüne lük eki gelmiş ve yeni bir anlam ortaya çıkmış. Gözlükçü de aynı şekilde göz sözcüğüne lük eki gelmiş bir yapım eki ve anlam değişmiş sonra tekrar bir yapım eki almış ama birleşik kelime değil. C şıkkında balıkçılık kelimesi balık kelimesine çığ gelmiş yapım eki balıkçı olmuş. Sonra tekrar yapım eki gelmiş balıkçılık olmuş ve birleşik kelime değil. Cevap D şıkkı. Bakır köy kelimesi. Bakır ve köy kelimelerinin birleşmesiyle oluşmuş. O yüzden cevabımız D şıkkı oldu. Buna bileşik kelime diyoruz. Dördüncü soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisinde soğuk kelimesi gerçek anlamıyla kullanılmamıştır diyor. Soğuk dediğimizde bir nesnenin ısısını kaybetmesi veya çevresindeki diğer nesnelere göre daha ısısının az olması anlama gelir. İlk anlam budur. A şıkkında diyor ki bana karşı neden soğuk davranıyorsun? Burada bana karşı neden ilgisiz davranıyorsun demek istiyor. Buradaki soğuk kelimesi gerçek anlamda kullanılmamış. Cevap A şıkkı olacak. Diğerlerini inceleyelim yine de. Soğuk suyla duş aldık. Evet burada suyun soğukluğundan bahsediyor. Çayın soğumuş, artık içme. Yine çayın soğuk olduğundan bahsediyor. Sıcaklığının az olduğundan bahsediyor yani. Havalar epey soğudu yine havaların sıcaklığının azaldığından bahsediyor. Cevap A şıkkı oldu. Diğerlerini de açıklamış olduk. 5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Bakalım. Ağaçlık. Bu türemiş bir kelime. Yapım eki gelmiş ağaç sözcüğüne. Verimli. Aynı şekilde bu da verim yanına li eki gelmiş ve yapım eki yeni bir anlam ortaya çıkmış. Yine türemiş kelime. Akbaba ise bireşik ak ile baba kelimeleri birleşmiş ve akbaba olmuş. E, bu diğerlerinden farklı D de göstereceğim. Oyuncakçı kelimesi de değişmiş. Yine bakın e, yapım eki almış. Cevap C şıkkı oldu. 6'ya bakalım. Yüreği sızlamak söz grubunun anlamı aşağıdakilerden hangisidir diyor? Yüreği sızlamak, kalbi sıkışmak değil. Üzülmek. Sizler de biliyorsunuzdur. Doğru cevap B şıkkı. Fakir olmak da değil, hastalanmak da değil ve B şıkkını işaretledim 7. soruya. Bakalım. Aşağıdaki hangisinde kömür, kömürcü arasındaki ilişkiye benzer bir ilişki vardır? Saat, saatçi. Evet, yukarıdakine benziyor. Kömür satan kömürcü oluyor. Saat satan saatçi oluyor. Çiçek, çiçeklik. Burası çiçeklerin yetiştiği yer manasında. Yukarıya benzemedi. Göz, gözlük. Bu da olmadı. Odun, odunluk. Yine olmadı. Ve e, yani odun, odunluk odunların konulduğu yer manasında. Cevap A şıkkı. Zaten baştan onu söylemiştik. Benzediğini belirtmiştim. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden sonuç ilişkisi vardır? Ali de Ayşe kadar çalışkan. Burada bir karşılaştırma yapılmış. Neden sonuç değil. Sıcak çay içtiği için dili yandı. İşte burada var. Dili yanmış. Bunun nedeni var. Nedeni belirtilmiş. Sıcak çay içtiği için. Cevap B şık oldu. Diğer cümlelerde neden sonuç ilişkisi yok? Sizler videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Ben çok zaman harcamamak için diğer soruya bakıyorum. Aşağıdaki sözcüklerden eş sesli olmayan hangisidir? Eş sesli demek birden fazla anlamı olan sözcükler demek. Bot sözcüğün birden fazla anlamı var. Bir ayaklarımıza giydiğimiz bir ayakkabı olarak giydiğimiz uzun giysilere bot diyoruz. Bir de denizlerde giden bot var biliyorsunuz. E, şişirilerek kullanılıyor. Yani iki anlam var. Yüz sözcüğünü zaten biliyorsunuz. Birden çok anlam var. İnsanların yüzü var. Sayı olarak yüz var. İşte bir e, denizde yüzmek var örneğin. Al kelimesi de eş sesli bir kelime. Bir şeyi almak bir de renk olarak var. Ama göl kelimesi eş sesli değil sadece bir anlamı var. O yüzden cevap değişik oldu. 10. soruya bakalım. Anlatılanlara öyle şaşırdı ki nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıdaki deyimlerin hangisiyle tamamlanırsa cümlenin anlam bütünlüğü sağlanmış olur diyor. Ağzı açık kaldı, ağzı kulaklarına vardı, canı ağzına geldi, ağzından baklayı çıkardı. Evet doğru cevap A şıkkı olacak. Yani çok şaşırmak manası ağzı açık kalmak demektir. Bu deyim bu anlamda kullanılır ve buradaki cümleye de burası uyuyor. A şıkkını işaretledik. 11'e bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır diyor. Ceviz, şekerli, işçi ve telsiz sözcükleri var. Hemen fark ettiniz sanıyorum. Zaten B, C ve D şıkları ek almış. Ceviz sözcüğü herhangi bir ek almamış ve bunlar yapım eki almışlar. Şeker şekerli olmuş. İş işçi olmuş. Tel telsiz olmuş. Ceviz zaten kendi orijinal haliyle duruyor. Herhangi bir ek de almamış. O yüzden cevap A şıkkı oldu. 12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük soyut anlamlıdır? Bakalım A şıkkında onu saygı ile anıyoruz. Saygı kelimesi işte soyut anlamlı bir kelimedir. Ne olur duygularla, davranışlarla biz bunu anlayabiliriz. Elle tutup gözümüzle göremeyiz. Sadece başkalarının işte davranışlarıyla anlarız. Yani soyut anlamlı. Bunu açıklamaya çalışıyorum. B şıkkında resim sözcüğü, resimler sözcüğü somuttur görebiliriz çünkü. Çiçek sözcüğü de aynı şekilde görebiliriz, elimizde tutabiliriz. Dalgalar da aynı şekilde gözümüzde gördüğümüzdür. Ve cevap A oldu. Bu şekilde açıkladık. 13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. A şıkkına bakıyorum. Bugün tiyatroya da sinemaya da gidebiliriz. Burada herhangi bir yanlışlık yok. Bunlar dağlar ayrı yazılması gerekiyordu ve doğru yazılmış. B şıkkında kardeşim köpeğinin adını Karabaş koydu. Özel isim büyük harfle yazılmış ve köpeğin ismini belirtmek için tırnak içinde kullanılmış. Doğru bir yazım, herhangi bir yanlışlık yok. C şıkkında babamla Adana'ya gideceğiz. Burada da doğru bir yazım var. Şehir ismi özel isim olduğu için büyük harfle başlamış ve yanına gelen ek ayrılmış. D şıkkında akşam bize oturmaya gelecek misiniz? diyor. Burada soru içeren bölüm ayrı yazılması gerekiyordu. Burası yanlış yazılmış, o yüzden cevabımız değişik olacak. 14. Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Şimdi tarihleri yazarken sayılarla yazıyorsak eğer araya nokta koyabiliriz. Bu doğru. Bu şekilde de yazabiliyoruz veya bu şekilde de yazabiliyoruz. C şıkkında ise 13 Eylül 2006 derken o sadece o günü belirttiği için buradaki Eylül kelimesinin baş harfi büyük olmalıydı. O yüzden. E Burası hatalı olmuş. Yanlış yazılmış. C şıkkını işaretleyelim. 15. soru. Evet bir parçamız var. Yukarıdaki metinde hikayenin hangi unsuru yanlış verilmiştir diyor. Metnimizi bir okuyalım. Beyaz güvercin doğduğu günden beri sarayda yaşarmış. Bütün yaz ormanın üzerinde uçarmış. Aç kalan hayvanları kurumak üzere olan ağaçları krala haber verilmiş. Kral da hemen yardım gönderilmiş. Böylece hayvanlar ve bitkiler huzur içinde yaşarmış. Yer, saray ve orman. Doğru bu parçada bundan bahsediyor yer olarak. Zaman ilkbahar. İşte bu yanlış. Çünkü yaz diyordu. Bütün yaz. Yani yaz mevsiminden bahsediyordu. O yüzden B şıkkı hatalı. Olay güvercinin bitki ve hayvanlara yardım etmesi. Doğru. Kahraman da beyaz güvercin. Bu şekilde işaretledik. 16'ya bakalım. Olup bitenleri çabuk haber alan anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Başına buyruk, bahtı kara, maymun iştahlı ve kulağa delik. Eminim sizler de bulmuşsunuzdur. Doğru cevap D şıkkı. Kulağa delik derler olayları herkesten çabuk duyan, haber alan kişilere. 17. Aşağıdaki tümcelerin hangisindeki yaşlı sözcüğü diğerleriyle eş seslidir diyor. Bakalım. Hıçkırarak yaşlı gözleriyle bana baktı. Mahallenin yaşlıları toplantı yaptılar. Oldukça sevecen yaşlı bir teyzeydi. Bu evin yaşlı bir sahibi var. Şimdi B, C ve D şıklarında yaşı ilerlemiş bir insanlardan bahsediyor. Ama A şıkkı farklı bir anlamda. O zaman A şıkkı diğerleriyle ses deş. O farklı bir anlamda olduğu için. Zaten onun farklı olduğunu gördüğünüzde siz de cevabın A olacağını anlamışsınızdır. Evet 18. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almıştır? Şimdi bakalım. Bu böyle sorularda sözcüğün ilk haline bakıp yanındaki ekleri değerlendireceğiz. Yani şimdi günde kelimesinin ilk hali kök hali gün. Yanına gelen d ismin hallerinden bulunma hali diyoruz. D hali var burada. Bir yapım eki değil. B şıkkında güneşli kelimesinin kökü güneş. Yanına gelen li onun anlamını değiştirmiş. İşte buna yapım eki diyoruz. Güneşli bir yer olmuş veya güneşli bir gün olmuş. Güneş sözcüğü değişmiş. O zaman B şıkkı yapım eki almış. C şıkkında halı ya. Burada e, e hali. ismin E hali diyoruz. Gerçi buraya kaynaştırma harfi gelmiş. Yani normalde E eki gelecekti. Tabi halı E olmayacağı için halı ya olmuş. Ve kaynaştırma haliyle e, ismin E hali gelmiş buraya. Bir yere yönelme durumu diyoruz biz buraya. Yani yapım eki değil. Burada da yok. Çıktık kelimesinde de. Çık ve yine yapım eki olmayan bir ek gelmiş. 19'a bakalım. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır diyor. Enli geniş, arı saf, aç tok, kaygı tasa. A, B ve D şıkları eş anlamlı sözcükler ama C şıkkı zıt anlamlı. O zaman C şıkkı diğerlerinden farklı. Son sorumuz. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır diyor. Yolumuz sevgi yoludur. Bana gül verdi. Denize daldım. Dolapta su var. Gül, dolap ve deniz sözcükleri gerçek anlamlarıyla kullanılmış ama yol sözcüğü gerçek anlamı anlamıyla değil farklı bir anlamda kullanılmış. Yani mecaz anlamda kullanılmış. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. Evet bu son sorumuzdu. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Bursluluk sınavlarına katılanlar için şimdiden başarılar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.